Medine'de nasıl yaşıyordu Yahudiler? Hep tüccardılar. Efendimiz Yahudi'den borç alıyordu. Ve Yahudi de rehin bıraktı zırhını, öyle vefat etti. Vefat ettiğinde zırhı rehindi Yahudi'de. Niye? Borç almıştı, rehin bırakmıştı zırhını. Parası yok. Parası yoktu. Hazreti Muhammed'in parası yoktu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, o tutamazdı. Tutması da şey değil. Hepsini dağıtırdı. Şimdi onu diyeceğim ben. Geçen gün burada Perşembe akşamı şey vardı. Erol Yarar vardı. Evet. MÜSİAD Başkanı. Evet. Bir takım şeyler söyledi. Mesela ben ona bunu sordum. İlmi konuştu. Bazı ben şeyler söyledi. Mesela evet. Dedim ki Hazreti Muhammed'in hiç parası yoktu. Bütün evet. parasını etrafına dağıtırdı. Dağıtırdı. İyilik yapardı. Evet. Fakirlere verirdi. İhtiyacı ama, verirdi. Ama o devlet başkanıydı. Bir de onu da düşünmek lazım. Yani herkesin işini görmek durumundaydı. Özel bir insan olarak düşünemeyiz. Devletin başı. Yani direkt ona geliyor. Şimdi devlet başkanları servet edinmemeli mi? Ama o zaman öyle bir şey yok. Yani fakir beytülmal var. Yani beytülmal işte ganimet geliyor. Gelen ganimet, gelen bir de zekat toplanıyor. Toplanan zekatı kendi yiyemez. Ehli beytine yediremez. Ganimeti, efendim ganimetten humus. Alemu ennemâ ganimtü müşeyin fendelle huzevilir resul. Peygamber'e beşte bir düşer. Ayetle sabit. Ganimetten beşte birle kendi geçinmek zorunda. Ondan da sadaka veriyor, dağıtıyor. O da ayrı dava. Elbisesini çıkarır, evde kalır. Üstüne bir şey bulamaz. Onlar ayrı dava. Çarşafa dolanır, namaz kılar, dışarı çıkacak kıyafet üstünü vermiş. O şahsi dağıtımıdır ama geçimi ganimette beşte bir hakkındandır. Öbür türlü zekatı falan zaten tutamaz. Tutması günah oluyor. Onun için illa gelen bütün muhtaçlara verecek. Ama bu kendi özel mal ondan sonra edinemez diye bir şey yok ki. Hazreti Osman Efendimiz zengindi mesela. Yani halifelerden Hazreti Osman Efendimiz zengindi. Sahabeden çok zengin vardı. Abdurrahman bin Avf büyük zenginlerdendi.